Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı geliştirilen aşı Türkiye'de uygulanmaya başladı. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi tarafından COVID-19 aşısı hakkında merak edilenler ve aşılanmanın önemi hakkında panel düzenlendi. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nden herkese merhabalar. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı nasıl korunulması konusunda bilgilendirme seminerlerine devam ediyor. Ülkemizde de uygulanmaya başlanan ancak birçok kişinin kafasında hala soru işaretlerine neden olan COVID-19 aşısı hakkında merak edilenler ve aşılamanın önemi düzenlenen panelle açıklığa kavuştu. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Başhekimi ve Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Ali Rıza Cenal, İç Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Sedat Işık, Uzman Doktor Ayşegül Navdar, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Kenan Abbaslı aşının önemine dikkat çektiler. Hastaneye COVID-19 şüphesiyle başvuran hastalara özellikle bir klinik değerlendirme yapıyoruz. Bu hasta ayaktan mı yoksa yatarak mı tedavi edilmesi gerekiyor? Evet. Öncelikle tabii ki bir COVID-19 teşhisini koyarak bu gerek kan bulguları, gerek radyolojik yani akciğer görüntülemeleriyle bu ayrımı yaptıktan sonra bu hastalar diyelim ki ayaktan takip ediliyor. Benim burada mesajım kesinlikle tedirgin olmaya gerek yok. Aşı son derece güvenli ve belki de tek çaremiz. Yani şu ana kadar şu 100 yıldan beri aşı uygulamaları var. Bu sayede çok hastalığı, çiçek hastalığı, poli hastalığı gibi çok ciddi hastalıkları üstesinden geldik. Sağlık Bilimi kuruldu. Evet. Dolayısıyla en başından beri hem tedavide de bize çok yardımcı oldu bu kurul. Nasıl tedavi yapacağımızı, ne şekilde takip edeceğimizi tanılar konusunda. Şimdi de aşıyla ilgili gayet güzel kılavuzları ve önerileri var. Sağlık kurulu bize aşı olmamızı öneriyor. Evet. Dolayısıyla biz aşımızı oluyoruz ve hastalarımıza da öneriyoruz. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Hüseyin Urlu, COVID-19 aşısının bir an önce yaptırılması gerektiğini vurguladı. COVID çok önemli bir pandemi yaptı. Bütün dünyada çok ciddi bir pandemi yaptı. Yani neredeyse ben 45-47 yıldır sağlığın içindeyim. Böyle bir pandemi daha önce hiç duymadım, görmedim. Gerçekten bunun çözümü de nedir derseniz herkes ümitle aşıyı bekledi. Ve beklenenin de çok üzerinde çok hızlı bir şekilde aşı bulunabildi. Aşıyı şu an belki işte bazı fazları eksik de olsa bir an önce yapalım. Çünkü dünyadaki bu büyük pandemiyi önlemenin tek yolu aşı.